Erdal Tanaz Karagöl, Koronavirüs Ekonomileri Tehdit Ediyor. Son yıllarda ekonomiler sahip oldukları makro göstergelerden ziyade dış faktörler olarak tanımlanan birçok tehditten olumsuz etkilenmektedir. Ekonomiler için söz konusu bu tehditler ticaret savaşları, İran-Amerika resleşmesi ve bu sebeple petrol fiyatlarında yaşanan artışlar ve kur savaşları gibi global risklerden oluşmaktadır. Bu risklerin nedeni olarak öne çıkan sorunlar ülkelerin kendi aralarında konuşabildikleri kısmen de olsa çözebildikleri sorunlardı. Ancak son günlerde Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs bu anlamda yayılan etkisiyle global risklerden çok farklı olarak tüm dünyayı birçok açıdan tehdit etme potansiyeli olan büyük bir risk. Virüsün ortaya çıktığı ülke Çin olması nedeniyle de daha ciddiyetle üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü Çin'in dünya ekonomisindeki payı ve dünya ekonomileriyle gerçekleştirdiği ticaret göz önünde bulundurulduğunda bu durumun hem Çin ekonomisi hem de dünya ekonomisi için büyük bir tehdit olduğu aşikar. Çin gayri safi yurtiçi hasıla bazında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Çin yaklaşık 14 trilyon dolar civarındaki gayri safi yurtiçi hasılasıyla dünya ekonomisinin %16'sını temsil ederken dünya ticareti içerisindeki payı da yaklaşık %13 gibi bir orana tekabül etmektedir. Çin, GSYH büyüklüğü açısından Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alırken dünya ticaretinde birinci sırada yer almakta. Bu nedenle Çin'den yayılan koronavirüsün Çin'in ekonomik büyümesi için bir tehdit olduğu gibi Çin'in tüm dünya ile gerçekleştiği ticaretten dolayı küresel ticaret hacminde daralma yaşanmasına ve küresel ekonomik büyüme beklentilerinin de olumsuz etkilenmesine neden olacağı tahmin ediliyor. Salgınların ekonomi üzerindeki etkisi daha önce ortaya çıkan SARS salgınında da açık bir şekilde görülmüştü. Çin ekonomisi 2002-2003 yıllarında şimdiki GSYH büyüklüğüne göre daha küçük ve dünya ekonomisi içindeki payı düşük olmasına rağmen SARS salgını Çin'in GSYH'sinde düşüşe yol açmıştı. Koronavirüs dünya ekonomisi için tehdit olur mu? 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme beklentileri zaten düşürülmüştü. Çin ve Asya ülkelerinin dünya gayri safi yurt içi hasılasının yarısından fazlasını üretmesi ve birçok uluslararası firmanın üretimini Çin ve Asya ülkelerine taşıması nedeniyle virüs dünya ekonomisi için daralmanın da habercisi. Diğer yandan e-ticaret yoluyla dünya piyasalarına ulaşan Çin firmalarının ürünlerine virüs dolayısıyla talebin azalacak olması ve birçok ülkenin uçak seferlerine son vermesi hem ulaşım, turizm hem de ticaretin daralması açısından çok önemli bir sorun. Bu durum birçok kurum ve kuruluşun Çin'in ekonomik büyüme beklentilerini revize etmesine ve yeni ekonomik büyüme beklentisini açıklamasına neden oldu. Bu kuruluşlardan JP Morgan, koronavirüs salgınının Çin'deki ekonomik büyüme oranını düşüreceğini öngörüyor. 2019 yılı ilk çeyreğinde %6.4 oranında büyüyen Çin ekonomisinin, 2020 yılının birinci çeyreğinde ekonomik büyüme tahminini %4.9'a düşürdü. Standard Poor's tarafından yapılan tahmine göre de koronavirüsün diğer ülkelere yayılma ihtimaliyle Çin ekonomisinin 2020 yıl sonu itibariyle beklenenden yaklaşık %1 oranından daha düşük ekonomik büyüme gerçekleştireceği öngörülmektedir. Ancak bu salgının kısa sürmesi halinde ve alınacak ekonomik tedbirlerle ekonomik büyüme beklentilerine yönelik olumsuzluklar kısmen de olsa telafi edilebilir. Ancak koronavirüsün yayılma ihtimalinin artma olasılığı, küresel ekonomik büyüme beklentilerini olumsuz etkileyen bir risk olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Erdal Tanaskara Göl, Yeni Şafak Muharrem Sarıkaya, Koronanın Maskeleri Çin'den yayılan koronavirüsüne karşı bu ülkede yaşayan Türkler nasıl tedbir alıyor? Son 12 ay içinde Çin'e 5 kez gitmiş biri olarak ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan tanıdıklara bu soruyu yönelttim. Baktım ağırlıklı bölümü Türkiye'ye dönmüş. Kalanlar da cadde ve yolların ıssız halinden ve marketlerde gıda bulamamanın sıkıntısı içinde dönüş hazırlığı yapıyordu. Hatta batılı ülkelerin büyük elçiliklerinin çalışanlarının sayısını azaltmış olmasından daha çok Rusya'nın sınırını kapatması onları etkilemiş. Bu arada bazı batılı şirketlerin de şubelerini kapattığını belirttim. Onlara olan ilgi zaten çok yüksek değildi, bunu fırsata dönüştürmeye çalışıyor tepkisiyle karşılaştım. Meseleye Türk bakışı Baktım Çin'de de olsa bizim milletin meseleye yaklaşımı diğer milletlerden farklı. Virüs meselesi konusunda kafaları karışık netleşmesini bekliyor. İçlerinden biri, sen Ankara'dasın, Karşıyaka Camii'nde günde 30 kadar cenaze kaldırılıyor, buradaki ölümse son bir haftada 160 kişi dedi. Baktım pek aldırdığı yok, bundan bir fayda çıkabilir mi diye gözleri felfecir olmuş fırsat kolluyor. Bu da Türk insanının girişimci tarafını göstermeye yeter aslında. Önce Çin'de yaşayan olarak meseleye bakışlarını anlatayım. Bir bölümü Çin ekonomisini çökertmek için Amerika'nın biyolojik bir virüsü tam da yeni yıl tatilinin başladığı sırada saldığına inanıyor. Zengin virüsü. İkinci grupsa hastalığın zenginlikten kaynaklandığı inancında. Aktardıklarına göre salgının ilk görüldüğü doğudaki Wuhan şehrinde yarasayla ilgili inanç varmış. Mandarin dilinde yarasayı da tanımlayan Fu ise aynı zamanda beceri, zenginlik ve bereket demekmiş. Çorba şeklindeki sıvının içinde bulunan yarasadan bir parça ısırmak, beceriyle birlikte bereket ve zenginliği de getirirmiş. Yarasada bulunan virüsün insana etkileyecek şekle dönüşmesi sonucu hastalığın çıktığına inanıyor. 1 eve 700 maske stoku İçlerinden biri Çinlilerin bu tür olaylar karşısında tedarik çılgınlığı yaşadığını söyledi. Bizim komşu bir süre önce yaşanan tuz krizinde evine 25 yıl yetecek miktarda tuz stoklamıştı dedi. Bir diğeri herhangi bir ürün piyasada bulunmadığında Çinlilerin ihtiyacı olmasa da o ürünü satın aldıklarını söyledi. Bu dönemde de en büyük sıkıntı ister istemez ağız yüz maskesi ve kaş yanlarına kadar kapatan plastik gözlüklermiş. Bulursan yolla Bizim komşu kendisi için 700 maske satın aldı dedi. Çin hükümeti de stokçuluğun önüne geçmek için devletle iş yapan yabancı firmalara bulundukları ülkeden maske ve gözlük ithalatında gümrüğü kaldırmış, girişini de serbest bırakmış. Aranan iki tip maske varmış. Birincisi çok da etkili olmayan 3M95 koduyla bilinen hastanelerde hemşirelerin veya ameliyathanelerde doktorların kullandığı basit bez parçası şeklinde olanmış. İkincisi ise KN94 diye kodlanan daha kalın ve alt yanında bir halka şeklinde nefes giriş aparatı da bulunan maske. Bir de yanları kapalı plastik gözlük. Yana yakıla maske arıyor. Normalde tanesi 5 yuan olan basit maskelerin fiyatı 22 yuana çıkmış. Türkiye'deki fiyatını sordum, anlattı. Yuanla lira fark etmiyor. Basit olan 5 lira, biraz gelişmiş olan 17 ile 22 lira. 3M diye bir modeli var. Onun nefes giren bölümüne virüs engelleyici tablet konulabiliyor. Bunun şu an tanesi 1000 liraya açtı. Gözlüklerin tanesi ise 10 ila 20 yuan arasındaydı. Şimdi 100 yuandan aşağı yok. SARS virüsünün yayılımı sonrası da benzer krizlerin yaşandığını söyledi. Türkiye'den maske getirmek istediklerini ancak bulmakta zorluk çektiklerini bildirdi. Örneğin, üretici bir firma sizin önünüzde talepte bulunan 503 kişi var, beklerseniz sizin için de üretiriz yanıtını vermiş. Biri Güney Kore'den maske bulup getirmiş ve piyasaya sürmüş. Sorunun ciddi boyutta olduğundan şüpheleri yok. Bununla birlikte en çok satılan bir diğer ürün ateş düşürücü ilaçlarmış. Özellikle havaalanlarında batılı ülkelere gitmek isteyen Çinli turistler bol miktarda ateş düşürücü satın alıyormuş. Bunun en ilginci de yakın zamanda Paris'te yaşanmış. Bir kadın uçağın inmesine yakın yüksek oranda ateş düşürücü almış, denetimden geçmiş, birkaç gün sonra da koronavirüsü ortaya çıkmış. Virüs kadar endişe ettikleri bir diğer nokta ise güvenlik açığının ortaya çıkmış olması. Çünkü Çin bu yıldan itibaren ülkenin her yerine kurduğu kamera sistemiyle yüz tanıma uygulamasına geçmişti. Yakın zamanda polisle de bunun tatbikatları yapılmıştı. Suçlu olarak gösterilen bir kişi polise haber verilmek sizin Pekin'in en asıl bölgesine bırakıldıktan 6 dakika sonra yüz tanıma sistemi kendisini bulup yakalanmasını sağlamıştı. Çin bu yılda yüz tanıma sistemiyle sosyal yaşam puanı uygulamasına geçecekti. Uygulamayla insanlar sosyal yaşam puanlarına göre uçağa binip sosyal tesis ve kamu hizmetlerinden yararlanması söz konusu olacaktı. Bu nedenle ülke genelinde maske kullanılması yasaktı. Bunda Hong Kong'taki olayların da etkisi olmuştu. Şimdi ise zorunlu olarak herkes maske taktığı için yüz tanıma sistemi çökmüş. Koronavirüsü tüm dünyaya yayılırken Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü uyarılarını daha da yüksek seviyeye çıkarırken Çin'de yaşayan Türklerin anlattıkları böyle. Muharrem Sarıkaya Habertürk